Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün çok kararsız kaldım. Bir videomu paylaşmak istedim sizlerle. Normalde katmer gözleme yapacaktım ama gözleme kısmı tam başarılı olmadı. Ama katmer kısmını kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Videom boşuna gitmesin istedim. Sizler izledikten sonra iyi mi oldu, kötü mü oldu karar verirsiniz. Yorumlarınızda sizleri bekliyorum efendim. Hamuru mayasız bir hamur arkadaşlar. 3 su bardak un, yaklaşık 2 yemek kaşık sulu yağ, birazcık tuz, birazcık şeker ve yaklaşık 1,5 su bardak un kullandım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bir gün öncesi yapmıştım bu hamuru ben. Artan hamuru da bu şekilde değerlendirmek istedim. Mayasız lavaş yapmıştım. Fayita yapmıştım arkadaşlar. Fayita tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Kızım fayita isteyince hemen tazecik ekmekleri pişirdim. 7 tane ekmek pişirdim ve geri kalan hamuru da bu şekilde katmer gözleme yaparak değerlendirmek istedim. Öncelikle ara katlarını yağlamak için yaklaşık 3 yemek kaşık un ve 3 yemek kaşık sıvı yağını bir tasla karıştırdım. Bir kenara aldım. Ara katına da bu şekilde bir harç hazırladım. Bol yeşil soğan, taze yeşil soğan ve 2 tane yumurta, tuz, karabiber hepsini güzelce çırptım. Tabii bu işlemi siz yapmak zorunda değilsiniz çünkü ben gözleme kısmında arkadaşlar başarısız oldum. Daha sonrasında bu harcı sebzeli bir omlete çevirdim. Ve o şekilde de çok nefis oldu. Bezelerimi 4 orta boy ve 4 küçük boy olarak bezelere ayırdım hamurumu. Daha sonrasında 4 tanesini katmer gözlemede ve 4 tanesini de hamur kızartmasında kullanarak hamurlarımı değerlendirdim. Bezeleri yaptıktan sonra bir tepsiye aldım. Üzeri kurumaması için kağıt havlu örtüm. Ve bu şekilde bir 10-15 dakika dinlenmeye bıraktım. Bezeler dinlenince daha kolay açılıyor çünkü arkadaşlar. Evet, tezgaha un serpelim. Bezemizi alalım ve merdane ile ince bir şekilde büyük tabak boyunca açalım. Açmış olduğumuz hamurumuza hazırlamış olduğumuz yağlı karışımdan fırçayla her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha sonra bu şekilde katlayalım. Ve katladıktan sonra geri kalan kısımlarını da aynı şekilde bu harcımızdan sürelim. Ve bu şekilde tekrar katlayalım, tekrar yağlayalım ve tekrar katıldıktan sonra artık bu bezemizi bir kenara alıp dinlenmeye bırakalım. Aynı şekilde diğer bezelerimizi açalım arkadaşlar. Bu işlemi uygulayalım. Açalım. Un ve yağ karışımından fırça ile sürelim. Zarf şeklinde kapatıp dinlenmeye bırakalım. Evet, tüm bezelerimizi aynı işlemi uyguladıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi dinlenen katmerlerimizi şimdi tekrardan un serperek tezgahımıza tavamızın boyunca açacağız. Daha sonra tavamızda pişireceğiz. Dikdörtgen
Üçgen şeklinde açmış olduğum katmerimi şimdi tavada kızartacağım arkadaşlar. Tavaya biraz sıvı yağ koydum, ısıttım ve ısınmış olan tavada katmerimi iki taraflı güzelce pişirdim. İlk denemede biraz fazla yağ kaçırmışım. Daha sonrasında tavadaki yağın fazlalığını aldım ve sadece tavada pişirmem yeterli oldu arkadaşlar. Dilerseniz siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, burada da gördüğünüz gibi yağsız tavada pişirmek daha iyi oldu arkadaşlar. Sonrasında tereyağladım. Çok daha güzel oldu. Evet, bu şekilde katmerlerimi pişirdim arkadaşlar. Videomun sonuna doğru sizlere göstereceğim asıl yapmak istediğimi. Çok güzel bu şekilde katmerler pişerken kabarıyor. Her katmer çok güzel kabarıyor arkadaşlar. Balon gibi şişiyor. Evet, ters çevirdikten sonra tereyağı ile yağlayalım. Gerçekten tel tel oluyor. İncecik. Çok harika bir lezzet oluyor. Peynirle, salata eşliğinde, domates eşliğinde, yaz sebzeleriyle birlikte. Bir de yanında çay oldu mu? Nefis bir kahvaltı. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde tereyağladım. Ve katmerlerimi böyle pişirdim arkadaşlar. Katmerim bu şekilde kabardıktan sonra ortasına delik açıp hazırlamış olduğum yumurtalı soğanlı harcımdan bir kepçe doldurmak istedim. Normalinde daha farklı düşünmüştüm ama ben burada başarısız oldum arkadaşlar. Dediğim gibi siz bu işlemi yapmadan direkt katmerleri pişirin. Yumurtayı da omlet yapıp arasına koyun. Evet. Yapmak istediğim farklı olduğu için bu videoyu paylaşıp paylaşmamakta oldukça kararsız kalmıştım. Daha sonrasında o kadar uğraştığım emeğim boşuma gitmesin diye sizlerin de fikirlerini almak istedim. Eğer sizler de beğenirseniz bu şekilde tarifi sadece katmer yaparak uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Geri kalan katmerimi de sade olarak pişirdim ve servis yaparken de arasına hazırlamış olduğum omleti koydum. Ve ben bir hamurdan arkadaşlar farklı tarifler çıkarmayı, farklı lezzetler çıkarmayı seviyorum. Biz bir çekirdek aile olduğumuz için aşırı tüketen biri değiliz. Onun için az yaparak değişik lezzetler yapmaya çalışıyorum. Geri kalan küçük 4 bezeyi de bu şekilde açarak hamur kızartması yaptım. Peynirle birlikte çok lezzetli oluyor. Hatta üzerine pudra şekeri serperek yemek de güzel oluyor. Bu şekilde tavaya sıvı yağ koydum. Kızdıktan sonra hamurlarımı bu şekilde kızarttım. Sanki pişi gibi arkadaşlar. Pişi hamurundan biraz farklı hamurumuz kızardıktan sonra aşırı yumuşak olmadı. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer yapmak isterseniz gevrek bir kızartma yemek isterseniz deneyin derim. Evet, hamur kızartmamız da bu şekilde. Şimdi katmerlerimizi size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik ve tel tel ayrılıyor katmerlerimiz ve müthiş lezzetli oldu.
kat kat ve incecik. Gördüğünüz gibi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, aşağıya yorum bırakmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.